Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Hamburg'da Allah ve Resul davasını anlatmaya memur kardeşlerim. Hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Sizler Medine-i Münevvere'ye en uzak noktalarda Biremen'desiniz, Hamburg'tasınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikatini, onun davasını oradaki insanlara tebliğ ediyorsunuz. Bu halinizle Musab bin Umeyre, Muaz bin Cebel radıyallahu anhuma efendilerimize benziyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye iki defa Habeşistan'a giden fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gurbete dayanamıyorum. Her sabah kalkıp soframı hazırlayan annemi bırakıp da çöllere gidemem ya Resulallah demedi Musab bin Umeyr. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Medine'den öğretmen talebinde bulundukları zaman işte o Musab'ı göndermişti. Medine'yi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişine hazırlamıştı Musab bin Umeyr. Tam 500 kişiyle Allah Resulü'nü karşılamıştı Hazreti Musab radıyallahu an. Mekke Efendimiz aleyhisselamı kabul etmiyor. Havasının soluklamasına, suyunu içmesine müsaade etmiyorlardı. Ama öğrencisi 18 yaşındaki Musab bin Umeyr Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kadınlardan, çocuklardan oluşan tam 500 Müslümanla karşılamış. Medine emrine amade ya Resulallah demişti. Siz de Hazreti Musab gibi uzak yerlerdesiniz ama her sokağa çıktığınızda her okula gittiğinizde her iş yerine vardığınız zaman etrafınıza şöyle bakacaksınız nasıl ki bir iş adamı bir yerde fabrika yaparken uygun araziye bakar. Acaba bu arazi fabrika yapmaya, yatırım yapmaya müsait mi diye araştırmalar yapar. Siz de çevrenize bakacaksınız. Ya Rabbi hamdü senalar olsun. Etrafımda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan şu kadar adam var. Beni onlara Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlatmaya memur kıldın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onun hakikatini tebliğ edecek katında büyük makamlara, büyük ecirlere ulaşacağım ya Rabbi. Hamd edeceksiniz. Orada İslam'ı anlatmaya uygun bir zemin bulduğunuzdan dolayı etrafınızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayan insanların varlığından dolayı üzüleceksiniz. Ama onlara İslam'ı anlatıp hidayetlerine, kurtuluşlarına vesile olacağınızdan dolayı Rabbime hamd edecek, şükür namazları kılacaksınız. Böyle bir teşkilat var burada. Allah'a, Resulüne davet eden, sizden önce ağabeyleriniz vardı, onlar tesis ettiler. Şimdi sizler nöbettesiniz. Ya Rabbi, beni böyle ulvi bir vazifeye, kutsal bir göreve çağırdığından, Burada memur kıldığından dolayı sana namütenahi derecede hamd olsun, senalar olsun ya Rabbi diyeceksiniz. Kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebeli Yemen'e göndermişti. Hazreti Ali Efendimiz'i de gönderdi. İlim sahibi ashabını, genç olanları Allah Resulü aleyhisselam Ceziretul Arab'ın farklı yerlerine, Yemen'e gönderir. Orada onlar İslam'ı anlatırlardı. Farz edin ki sizi Allah Resulü gönderdi. Yine o görev emri yürürlükte. Dün Muaz'ı gönderiyordu, Musab'ı gönderiyordu. Bugün Türkiye'den Almanya'ya. Oralara sizleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gönderdi. O şekilde düşünün, Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in görevine sadakat ahliyle evinizden çıkın işinize, okulunuza, teşkilata gelirken hep bunları düşünün. Burada kardeşliği tesis edecek, burada olduğumuz yerde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soluklanacak. İnsanlar gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onu teneffüs edecekler, onun kokusunu alacaklar. Rabbim bu şekilde hizmet etmeyi, o devlete ulaşmayı sizleri ihsan eylesin. Kardeşlerim, bu hizmetleri yapabilmek için öncelikle şunlara riayet edelim. Kardeş olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı son anında bunu telkin ettiler. Namaza gidemiyorlardı. O kadar ağrısı vardı. Namaza gitmek için Efendimiz aleyhisselam yerinden kalkmışlardı ama bayılmışlardı. Yürüyememişlerdi. Defaat de bu hadise tekrar etti. Allah Resulü birkaç adım atınca düşüp bayılıyordu. Fakat o anda sallallahu aleyhi ve sellem başka bir vazife için Mescid-i Nebevi'ye gelir. Başındaki şiddeti ağrılardan dolayı Allah Resulü başını boz bir sarıkla sarmıştır. Medine'de minberinin üst basamaklarına çıkamaz. Birinci basamağa takati olmadığından dolayı otururlar, buyururlar ki ''Usikum bil ensari hayran'' ''Size ensarı vasiyet ediyorum.'' Nasıl ki ensar, muhacire sahip çıkmışlardı, evlerini, arsalarını onlara açmışlardı. Şimdi sizler, ey ümmetim, insanlar çoğalacak ama ensar azalacak. Siz ensar olmanın, ümmete sahip çıkabilmenin ruhunu kuşanınız. Orada olacaksınız ama bütün alemi İslam rengine, ırkına, soyuna bakmadan, boyuna bakmadan Alim İslam'ın haritası gözünüzün önünde olacak. Masanızda olacak. Ona bakacaksınız. Arakan'a, Doğu Türkistan'a, Şam'a, Bağdat'a, Kahire'ye, Muhammed Mürsi'ye ben nasıl ensar olabilirim? O ruh, o iman, o heyecanı kuşanacaksınız. Ensar olabilme, sonra kardeşlik akdi, kardeşlik hukuku, sonuna kadar ona riayet edeceğiz Allah'ın inayetiyle. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kardeş olmayı telkin ettiler. Düşünün karşıda bir gemi var. Geminin içerisinde bir tane masum adam, dokuz tane cani, dokuz tane katil var. O bir masum insanın hatırına o gemiyi batıramazsınız. İçinde dokuz tane katil olsa da arkadaşlarınız var, kardeşleriniz var. Onlarla birlikte orada Allah ve Resul davasına, İnsanları çağıracaksınız. Sorumluluğu kuşanın Efendimiz Aleyhisselam'ın kardeşleri olduğunu oradaki insanlara, Müslümanlara hatırlatacaksınız. Peki onu yaparken yol arkadaşlarınız yanlış yapabilirler, yanlış konuşabilirler. Nasıl ki bir gemiyi içinde dokuz tane cani var bir masumdan dolayı batıramıyorsak o kardeşiniz belki o an size yanlış yaptı. O yanlışından dolayı küsmeyeceksiniz, ayrılmayacaksınız, terk etmeyeceksiniz iman ve dava ocağını. Orada kalacaksınız, sonuna kadar orada mücadele edeceksiniz. Diyeceksiniz ki, evet bu kardeşimin bir tane hatası var ama şu kadar güzel yönleri var, şu kadar insanlığa yaptığı hayrı var, hasanatı var, ameli salihi var. Onları hatırlayacaksınız, kardeşlik hukukunu en zor şartlarda bile koruyacaksınız. Şuna da riayet edin kardeşlerim. Birbirinizin evlerini ziyaret edin. Evlerinizde haremlik selamla uyunuz. Kadınlar ayrı yerde, erkekler ayrı yerde otursunlar. Gittiğiniz evlerdeki insanlar Arap olsunlar, Kürt olsunlar, Türk olsunlar. Ama biz İslam kardeşiyiz. İslam'a girdikten sonra rengimizin, soyumuzun, ırkımızın zerre kadar değeri olmayacak. Eğer varsa o zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ı anlama problemimiz var demektir. Gidiniz babalarını sizi görsünler, umutlansınlar. Sen bir evde Kürtçe konuşuluyorsa oraya git. Oradakiler desinler ki bizim Türklerden, Araplardan kardeşlerimiz var. O kadar yakınız ki düştüğümüz zaman İlk olarak onlar bize gelecekler. O kadar gelecekler ki ırkımızı, dilimizi, lisanımızı sormadan sadece imanımızı esas alarak buraya gelecekler. Babalarınız sizin gibi Müslüman gençleri görsünler. Doğu'dan batıya, batıdan doğuya Müslüman gençler seyahatler yapsınlar, birbirlerinin evlerinde misafir olsunlar, ailelerinizde, evlerinizde de İslami bir diriliş başlasın ümmet ruhunu kuşanalım. Artık diyelim ki ey emperyalizma sen bizi ırkımız, dilimiz noktasında birlikteliklere çağırdın. Bir buçuk asırdır ağlayan bir İslam coğrafyası var. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam bizi din noktasında, iman noktasında bir kardeşliğe çağırmıştı. Ebu Leheb amcasıydı Allah Resulü'nün ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi ırkından olmayan, kendi dilin konuşmayan Bilal-i Habeşi'yi yanına almış. Amcası Ebu Leheb'e karşı Bilallerle, Ammarlarla, Yasillerle o büyük İslam inkılabını başlatmıştı. Şimdi sizler orada sadece merkezde İslam olacak, Kur'an-ı Kerim olacak, ümmet hassasiyeti olacak, kardeşlik olacak. Allah'ın inayetiyle bekleyin. Ya eyyühellezine amenu. İn tansurullah yansurukum ve yusabbit akdamakum. Eğer siz Allah'ın dinine yardımcılar olursanız, bu esasları kuşanabilirsek Allah'ın yardımını bekleyin. Bağdat'ın, Şam'ın, Kahire'nin, Arakan'ın, Doğu Türkistan'ın bütün mazlum ümmetin kurtuluşunu bekleyin. Siz ayağa kalkacaksınız. Bütün bir alemi İslam, bütün insanlık için, dünya için büyük bir ayağa kalkış hamlesi gerçekleştireceksiniz. Bunun için imkanlarınız da var, heyecanınız da, cesaretiniz de, şecaatiniz de var. Sadece önümüzde bir engel var. Bizi parçaladılar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ümmet yaptı bizi. Ümmet olabilirsek Allah Teala'nın rahmeti, inayeti saanak saanak üzerimize boşalacak. Sizler orada bu ruhu, bu anlayışı, bu davayı hakim kılmak için gece gündüz mücadele veriyorsunuz. Rabbim önünüzdeki bütün engelleri kaldırsın. Kainat dolusu kadar üzerinize selam olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.